Haluk Eydoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki akademik hayatım 1976 başında başladı. 1976'dan 2011'e kadar 35 ile yakın bir süre burada akademik hayatın birçok basamağında yer aldım. 1983 doktoram burada başladım. 1983'te doktoramı tamamladım ama o arada 2015'ten sonra ara sıra İTÜ'ye dostlarla görüşmeye, çay kahve içmeye geliyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kuruluşu bu mühendishaneye Bahri Ümayel'le başladığı için bir mühendislik üniversitesi, bir mühendislik ortamı kurulma gereği ortaya çıkıyor. Yani çünkü denizlerde, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke, bir coğrafyada eğer siz denizlerde yeteri kadar güçlü olamazsanız, gemilerinizle ve o ordunun bütün teknik imkanlarıyla o zaman ciddi bir sorunla karşı karşıyasınız demektir. Bu farkındalıkla İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ileriye matuf bir mühendislik üniversitesi olması konusu gündeme geliyor ve bugüne kadar o gelişme sürüyor. Yani Türkiye'de şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi ilk 2-3 üniversite içerisindedir. Mühendislik Üniversitesi olarak. Dolayısıyla İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yani böyle bir tarihi dayanağı var. Yani ülkenin bekası ve bilim ve teknolojide öne geçmek ve ülkenin kalkınmasında bunu kullanmak gibi bir misyon ve ortaya çıkmış. Bu çerçevede gelişmeler sürmüş ve yani İTÜ o anlamda böyle bir tarihi özelliğe sahip. Ben depremlerle çalışma niyetiyle geldim İTÜ'ye 76'da. Benim böyle bir talebim vardı. O talebi karşılayacak ortam da vardı. Yani deprem kayıt cihazları burada vardı. Depremle ilgili projeler vardı. Hem sahada hem laboratuvarda çalışmalar vardı. Hocalarımızdan rahmetli Kazım Ergin Hoca, Amerika'da eğitim almış, sismoloji üzerine Türkiye'de sayılı insanlardan biriydi. Rahmetli Nezih Cantes Hocamız da sismoloji üzerine akademik hayatını sürdürüyordu. Dolayısıyla onlardan çok fazla bilgi aldık. Geçen aylarda vefat eden Silva Aynatcan hocamız da Maden Fakültesi'ndeki o depremle ilgili çalışmalar içindeydi Ars Fizik Enstitüsü'nde. Deprem bilim konusunda tabii daha sonra yurt dışında çalışmalara da katıldık. Bilgilerimiz giderek arttı, güçlendi ve bu bilgilerle biz projeler yapmaya başladık. Emekli oluncaya kadar aldığımız o bilgileri projeler yapmak, makaleler yazmak, onlar için kullandık. Dolayısıyla profesyonel hayatımıza İTÜ'deki bu konusunda güçlü hocalarımızdan aldığımız bilgileri kullandık. Öyle bir ortamdaydık, şanslıydık yani. Tabii şimdi bölümümüz daha da büyüdü. Bu konularda çalışmalar devam ediyor. İTÜ ulusal çapta bakıldığı zaman önde olan bir üniversite. Sürekli kendini geliştirmek isteyen bir üniversite olarak görüyoruz. İTÜ mezunu olmak, bir İTÜ'lü olarak bir iş yerinde çalışmak ve İTÜ'den bir şekilde kopmamak gerektiğine inanıyorum. Yani bu aidiyet duygusu, ifade ettiğiniz gibi aidiyet duygusunun yerleşmesi gerekiyor. İTÜ'lü olarak böyle bir bağdan çok memnunum. Gerçekten İTÜ'ye gelince iyi hissediyorum. Çünkü 35 yılım burada geçti. Birçok anılarımız var. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ulusal çapta
ilk sıralarda bir üniversite olmasını temenni ediyorum. Ayrıca uluslararası çapta da ilk 500'e giren bir üniversiteyi görmek istiyorum.